Evet detayları ekranlarınıza getirdik. Zaten Fenerbahçe'nin sezona nasıl iyi başladı, nasıl devam ettiğini Hı -hı. hem rakamlardan hem de skorlardan da görüyoruz. E sen de istatistikleri seviyorsun. 8 haftada 720 dakikanın 512'sini önde oynamış. Aslında bu bize tam olarak ne ifade ediyor Taner? Baskın oyun. Hı -hı. Yani mağlup duruma düştüğü dakika sayısı çok az Hı -hı. ve ortalama 20 dakika içerisinde öne geçen bir Fenerbahçe var. Yani geride kalan 8 8 maçta hesapladığımız zaman Fenerbahçe ortalama 20 dakikada skor üstünlüğünü yakalıyor hı hı. ve bir şekilde oyun eline alıyor. Bu da tabii ki de ne kadar e, kadro olarak da, oyun olarak da ligin üstünde olduğunu bize gösteriyor. Hı hı. Çok ağır maçlara çıktı mı? Bence çıktı. ve Bu ağır tempo içerisinde ligde bu seriyi sürdürebilmek de kıymetlidir. Ve Fenerbahçe bu seriyi şu ana kadar, evet derbe ortamı vesaire her ne kadar çok fazla olmasa bile Avrupa arenasında çıktığı maçlara baktığımız zaman da yine iyi diyebileceğimiz ekiplerle oynayan bir Fenerbahçe var ve ligimizde de mücadelesini de hiç düşürmediler. O yüzden de bu performans rakamları Keza Galatasaray'da da paralel rakamlar var. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin puan tablosunda bulunduğu yerin üstünden de değerlendirecek olursak kadro olarak bu ligin üstünde iki takım. Futbol olarak da Fenerbahçe'de Galatasaray'da şampiyonluk yolunda ilk baş başa başa baş bir mücadele vereceklerini bize şimdiden sinyalini veriyorlar. Ee, ve şu gerçeklikten bahsetmek lazım sevgili Demet. Şimdi bu kadrolarda derinlik konusunda büyük problemler de yok. Yani şu an mevcutun gösterdiği oyunu özellikle Fenerbahçe'de sakatlıklar, cezalar ya da buna benzer bir aksiyon olduğu zaman kulübeden gelen oyuncu kaldığı yerden devam ettirebiliyor. <laughs> bu da geleceğe dönük olumlu sinyaller. Ve Bir de İsmail Kartal'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı hatırlayalım. İsmail Hoca dedi ki devre arası transferi için yönetim çalışıyor dedi. Evet. Yani devre arasında bir transfer de gel gelecek. Muhtemelen 6-8 dediğimiz bölge içinde düşünülüyor olabilir bu konuda. Ee, o yüzden de daha da derinleşecek bir kadro, daha da farklı noktalara çıkacak bir kadro Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu ligi domine etmesine sebep olacaktır. Peki şimdi önde oynuyor dedik, Esen'de baskı yapıyor Hı -hı. dedin. Şimdi 16 karşılaşmayı göz önünde bulundurursak evet. rakiplerden neyi tam olarak farklı yapıyor? Hangi bölgede onlardan daha üstün bir performansı var sence? Kadro. Özellikle kadro. Hı hı. Yani bireysel yeteneklerin çok ön planda olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Evet. Şimdi oyun kalitesinden Fenerbahçe'de bahsediyoruz. Şunu kabul etmemiz lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro yapıları Süper Lig seviyesinde değil. Değil. Hı hı. Yani Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalsa şaşıracak mıyız? Hayır. Fenerbahçe konferans ligini kazansa şaşıracak mıyız? Ona da hayır. hayır. E, lig şampiyonluğunda da zaten şu andan çok net bir şekilde açık ara farkı açan, öne giden iki tane takımdan bahsediyoruz. Özellikle Anadolu takımlarına karşı. O yüzden de farkları kadroları gibi gözüküyor. Kadro üstünlükleri çok fazla. Harcamalar, yapılan ödemeler, maaşlar. Buna ilk olarak da gelen isimlerin kalitesi tabii ki de. Peki, şimdi transfere kısaca sen değindin 6 ya da 8 <laughs> numara ihtimalleri zaten konuşuluyor. Bugün El Müsrati ve Florentina Luiz ismi vardı örneğin. İsmail Kartal da geçtiğimiz evet. gün oyuncu göndermek istemediklerinden bahsetti. Kimseyi bir yere göndermeyiz istedi Ama bir transfer gerçekleşecek. E Bu da tek noktada mı olur sence? Ortada? Şu an için öyle gözüküyor ama gidenler, Batu Şahin'in gitme mu? ihtimalinden bahsediliyor. Sence gider mi? Bence gitmeyecek. Bence de gitmeyecek. Yani devre arasında tabii Batu Şahin gibi bir ismi bulmak, bir cevher bulmak gibi bir şey birçok takım için. Hı hı. Yani böyle devre arasında hazır oynamak isteyen belli bir seviyenin üstteki oyuncuları kulüpler arıyorlar. Peki toparlayamaz mı Ceko'yla? Ben problem olduğunu düşünmüyorum King. ki. Onun arkasında umut var. Ben hiç problem olduğunu düşünmüyorum. Yani burada İsmail Kartal'ın oyuncuyu sahaya monte ile alakalı problemi var. Hı hı. Çünkü kadro o kadar derin ve iyi oynuyor ki Batshuayi'ye sıra gelme konusunda problem evet. yaşıyor ve Batshuayi oynadığı süre içerisinde de bence kötü bir futbol sergilemedi. Tabii. Sadece oyunun sistemi farklı bir profile doğru itiyor İsmail Kartal'ı. Ve Batshuayi burada ayrılık yaşarsa bu Ceko'dan kötü olduğu için e, ya da King'den kötü olduğu için değil. İsmail Kartal'ın oyun anlayışı içerisinde kendisine yer bulmakta zorlandığı için. Ve bunu da birçok Avrupa kulübü farkında bunun. ve bu farkındalık içerisinde de doğal olarak Batshuayi'ye gel diyen de çok fazla kulüp olacaktır. Peki bir oyuncunun e, sence hoşnut olmadığı durumu o kadar fiziksel olarak belli hı hı. etmesi e, e, ne Nasıl yorumlanır? duygularıyla oynadığının da bir göstergesi. Bu hı hı. iyi bir şey midir? Bence değil. Belli bir seviyeye kadar iyi, belli bir seviyeden sonra kötü. Hı hı. Şimdi her oyuncu oynamak ister. Şimdi biz şunu da gördük sevgili Demet. Devasa paralar alıp aman sahaya çıkmayayım arzusuyla yanıp tutuşan oyuncular da gördük bu takımlarda. Evet. Yani böyle 4-5 milyon euro maaşlar alan her hafta sakatım diyen sakatlık testlerine işte giren sağlık kontrollerinde sakatlığı çıkmadığı halde oynamayan çok fazla oyuncu gördük. O günden bugüne oynamak için can atan isimleri kulüplerde görmek çok kıymetli. Batshuayi de bunlardan bir tanesi. Yani oyuncunun bu isteği, arzusu ve her oyuncu aslında teknik olarak oynamak ister. Ve Batu da bunlardan bir tanesi. Peki diğer oyunculara da değinelim. Mert Hakan'ın bir röportajı var kulüp televizyonla. Detaylı bir röportaj. Onun üzerinden gidelim istersen. Onun durumunu konuşarak başlayalım Tabii, bence. Tabii istersen. Şimdi yerli deyince en az tercih edilen isimlerden biri sanki bu sezon içerisinde. Sence böyle mi devam edecek? Şimdi, mi? o da, onun da durumu yine Batu gibi mesela. Önündeki şöyle, oyuncuların iyi olması evet. seni geride kalıyor. Yani şimdi kadroya bakıyorsun İrfan çok güzel gidiyor. Hı -hı. Ee, arka tarafta yine ilgiden oyuncular çok fazla var. Bu kadro içerisinde e, Mert Hakan'ın forma giymesi için. Şimdi Mert Hakan bir önceki İsmail Kartal döneminin en çok forma giyen oyuncusuydu. Hı hı. En çok sahada olan, performansını en fazla gösteren oyuncusuydu. Şimdi İsmail Kartal'ın Mert Hakan'a karşı bir art niyet olmadığı kesin. Tabii ki. Bu kadro o kadar derin ve iyi oyun oynuyor ki Mert Hakan'a yer kalmıyor bundan sonraki süreçte de kalmayacak anlamı içermiyor. Çünkü seninle bir önceki programımızda da bahsetmiştim. Fenerbahçe sezonda 50 sakatlık yaşıyor. 50 sakatlık yaşayan bir takım. Üstelik 3 kulvarda giderken lig, Avrupa, Türkiye Kupası doğal olarak Mert Hakan'a fazlaca yer gelecek. Yani sezon bittiğinde biz Mert Hakan'ı muhtemelen 30'lu maç sayısılarında falan göreceğiz sezonda. 30'lu. Bu az bir şey mi? Değil. Değil. Çıkacak sahaya. Değil. Sonradan girecek. Bir de hani futbolu daha böyle bütün görmek gerekiyor. Şimdi her oyuncu ilk bir e oynamak isteyebilir ama hı hı. futbolun doğasında bir de kulübe de iyi olmak da gerekiyor. Kulübe otururken de sahaya hazır olmak, gerek duyulduğunda sahaya girdiğinde imdat çekici olabilmek de önemli. Mert Hakan, Batu Şuay gibi isimler de bu misyonu üstlenecekler. Herkes ilk 11'de en iyi olmak zorunda değil. Kulübe de en iyi olup oyuna imdat çekici olarak girdiği anda ilk bir girmiş gibi performans verebilmek çok önemli öyle olursa zaten çok Takımlarda farkı da bu olmuşsun. yaratıyor zaten. Evet. Şimdi sen bütün planını yapıyorsun hafta boyunca. Hı hı. Maça çıkıyorsun. Planlar istediğin gibi gitmiyor. Dakika 60 ve değişiklik yapıp oyunu dengesini değiştirmen lazım. İşte o kısımda Batu Batshuayi, o kısımda Mert Hakan gibi oyuncuların evet. öne çıkması lazım. Yok ben ilk 11 oynayamıyorum gideceğim. İlk 11'de yoksam ben yokum. İşte Nelson'un yaptığı gibi. Hı hı. Dersen eğer bu sefer kulübe zarar vermiş oluyorsun. Çünkü ilk 11 kadar kulübenin de kalit olması, olması gerekiyor. Sen kulübe hamlesi yaptığın zaman ilk 11'in gücü yüz üstünden 50'ye düşüyorsa geçmiş olsun. gördük bunu. Bunu zaman Geçti, zaman da görüyoruz. Sezon evet. Lazım. O yüzden de bunun olmaması için de kulüben de ilk 11 kadar dinç ve iyi olması gerekiyor. Teknik adamın da vazifesilerinden biri bu bu arada. Yani Hı -hı. teknik adam da kulübede oturan oyuncuyu oturmaya ikna edip onu otururken de ilk 11 seviyesine hazır tutma konusunda da bir vazifesi var teknik adamında. Doğru, haklısın. Peki, oyuncular üzerinden devam edelim. İsmail Yüksek ile ilgili bir haber vardı bugün sabah <laughs> gazetesinde. Napoli ve Bayer Leverkusen'in gündeminde oyuncu. Ve eğer Fenerbahçeden ayrılırsa 10 milyon euroya satılırsa eğer eski kulübü Gölcük Spor'a da 200 bin euro pay verilecek. Bununla ilgili de bir detay. İsmail Yüksek'in evet. çok gideceğini düşünmüyorum ama e, tabii böyle eski kulüplerin e pay alması nasıl değerlendirdiğini soracağım sana. Yani kulüplerin özellikle bu tarz <laughs> amatörlik, lig gibi seviyelerde olması çok <laughs> kıymetli. Yani Tabii. bu seviyelerdeki kulüpler için 200 bin euro dediğimiz zaman o para o takımların iki sezonluk, üç sezonluk hatta evet. harcamalarına denk geliyor. <laughs> Ve şu bir de sevgili Demet, teşvik. Yani sen Tabii burada... Evet. Yeni yetenek bir yetenek yetiştiriyorsun ve o yetenekten bir şekilde 1-2 sene sonra 200 bin euro alıyorsan, hı hı. bu seni neye tetikleyecek? Yenilerini çıkartmaya tetikleyecek. Evet. O yüzden de bence çok kıymetli bir durum. İsmail yüksek gider mi dersen de Fenerbahçe'nin satış yetenekleri çok yüksek. Sadece ligimizde değil Avrupa'nın en iyi satış yapan kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe. Evet. Ve bu kadar iyi satış yaparken ve İsmail Yüksek gibi de bu kadar iyi oynayan bir oyuncusu varken de muhtemelen satmakta çok zorlanmaz ama satmak istiyorsa. Satmak istemiyorsa Fenerbahçe tutar oyuncusunu. Hı hı. Ama tabii ki de şimdi şöyle bir hikayeden bahsedelim. İki sene önce Gölcük, bugün Fenerbahçe, seneye Napoli. Mükemmel bir hayat öyküsü. Evet. Öyküsü. Yani bunu muhtemelen İsmail de yazmak isteyecektir. Mutlaka. Ve şunu söylemek lazım milli takımda hem Hırvatistan hem Letonya maçlarında mükemmel oyun oynadı. Kusursuzdu. Kusursuzdu. Muazzam oyun oynadı ve bu muazzam oyun içerisinde de zaten Montella'da ikinci maçta basın toplantısında kendisine sorulan İsmail kötü gibiydi sorusuna da aksine yani muazzamdı dedi. Evet. Yani çünkü o kadar güzel performans verilerine sahipti ki hı hı. şimdi bunu Avrupa'da da bunu milli takımda da bunu ligde de hatta Türkiye Kupası'nda da muhtemelen sergilediğiniz zaman şöyle bir referans ortaya çıkıyor. Bu adam sadece lokal bir adam değil. Hı hı. Bu adam sadece kendi liginde kendi takımlarına karşı oynamıyor. Bu adam farklı teknik adama karşı da oynayabiliyor. Farklı ülke takımlarına karşı da oynayabiliyor. Mesajını vermiş oluyor. Bu çok büyük bir referanstır. Türk futbol tarihinin en çok gelir elde ettiğimiz oyuncularından biri olan Cenk Tosun'un e, transferinin altında yatan en büyük sebep Şampiyonlar Ligi performansıydı. Cenk Tosun 3 evet, sene üst üste. Diye. Bak Cenk Tosun 3 sene üst üste bizim ligimizde Hı -hı. gol kralı olsun o paraları satamazdık. Evet. Ama gitti Şampiyonlar Ligi'nde grup'lardan çıkan Beşiktaş'ın e, en iyi ismi olunca hemen mükemmel bir paraya satışı gerçekleşti. Avrupa işte. Arenası'ndaki performansınız çok etkileyici oldu. referans noktası. Çok aslında scout sizi izliyor orada. E, scout'lar bizim ligimizde de izliyor. Hı -hı. Aslında şöyle bir tablo var Demet. Şimdi ee, Süper Lig'de bir X takıma karşı rakibin güç seviyesi, hı hı. bir de Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde bir takımın güç seviyesi yan yana getirdiğiniz zaman devasa farklar oluşuyor. Evet. Ve siz o farka rağmen aynı oyunu istikrarını sürdürebiliyorsanız tabii ki de e, bu çok önemli. Ve scoutlar da şimdi scout İsmail Yüksel'i ligimizde seyretmiyor, seyrediyor. Hı hı. Atıyor tikini yanına. Hadi şimdi Avrupa Ligi maçı diyor. Oraya da tikini Aynen. atıyor. Sonra en bakayım maç. diyor. E, milli takımda da aynısını oynayacak mı? Atıyor tikini. Sonra giriyor sosyal medyasına bakıyor. E, bu çocuk sosyal anlamda da iyi mi? Hı -hı. Çünkü buna da dikkat ediyorlar. Ona da dikkat atıyor Geçmiş tweetlerine bakıyorlar. E, böyle abuk sabuk bir tweeti var mı? Bu şeyden değil tabii ki. İşe alım yapmıyorsun. Hı -hı. Ama kendini duygularını kontrol edip edemediğini kontrol ediyorlar. Varsa problem yoksa problem ona da dikkat atıyorlar Bütün... Tiklerde olunca transfer teklifi geliyor. Bu da onların CV'si. O da onların CV'si. O yüzden oyuncuları da buradan seslenelim. Artık sosyal CV konusu sadece e, plazalarda çalışan insanlar için değil, futbolcuların hmm. da duygu durumlarını tartmak adına sosyal Tabii ki. medya paylaşımları ne bakılıyor. O yüzden e, arabanızda olan fotoğraflarınızı Instagram profil fotoğrafı yapmayın. Yani hmm. bunlar tartılan şeyler, değerler ve e, bu karşılaştırmalar sonrasında da İsmail Yüksek bence başarılı olanlardan bir tanesi.